睡吧。Yani bu deniz bırakılıp gidilmez ama bu da sezon sonu videosu oldu. Yani buradan bakalım nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Yarın sabah yola çıkıyorum. Böyle bir gitme modeli yok yalnız. Sadece otostopla gidebiliyoruz. Bakacağız bakalım. Dolmuş da geldim İzmir'e. Yetişmeye çalışıyorum. Bileti yoldan aldım. Şimdi peronumu öğreneceğim. Bayağı da büyük bir yer. Kapalı alan. İçeride kuş uçuyor. Çok tatlı. Eve uğrasaydım bari iyi kıyafet alırdım en azından yanıma. Yazlıklarla bikinlerle İstanbul'a gidiyorum. Çok saçma oldu ya. Hay Allah. Yine bütün günüm yolda geçti. Birazdan Gebze'de ineceğim. Kuzenim alacak beni oradan. Oradan da Tuzla'ya geçeceğiz bakalım. Yoruldum tabii ama özlemişim de. İçimde de böyle tatlı bir heyecan var. Gidince oranın orası çok farklı olduğu için. Göreceğiz neler olacak. Valla 6 üst 10 dakika geç kaldım yani. Emre canıma okudu daha inmeden. 10 dakika bekleyemedi. Arıyor, reddettim. Burada izlersin nasıl reddettiğimi. İndik, karşılayan yok. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Arabadan kılını kıpırdatmıyor. İnsan iner, çantayı alır, bir şey alır. Yok. Bak bak. Ben şimdi mahvedeceğim onu, bak şimdi bak. Hani beni karşılayacaktın hani Emre? Bir işe araba eve. Hani karşılayacaktın? Yavrum götürelim bir işe. Dağdan araba. Bozma. Kavutalım, silme. Manyak. Bana oturmuş yemek yapmış bütün canım benim ya. Vallahi evet, harika. Adını yaptı resimler. 4 sene oldu. Barbix'e gel nereye? Ruh hastası. Şahane. Ada tabii ki Fenerbahçe. Ben bunu nasıl olsa montajlı Galatasaray'a çeviririm. Burası da ofisi. Ay inanmıyorum. Sen buradan git. Gece bir şey görünmüyor. Yemin ediyorum. Nerede orijinal tuhaf bir şey var? Hiç kaplumbağa kabuğu görmemiştim içini yani. Vallahi şu içindeki şey ne onu anlamadım. Çok güzel. Bunu bana hediye etmek ister misin? Hangisi? Kaplumbağa kabuğunu. Tabii ki. Adanın güzelleri. Bunu bittim. Bunu çalacağım. Ben bu videoyu asla kaldırmayacağım. Yani bunda anlaştık. Şimdi bunun imzasını burada alıyorum. Bir dakika. Söz mü? Söz. Bu videoyu hayatına kim girerse girsin kaldır demeyeceksin. Beni ilgilendirme, tamam mı, söz mü? Söz. Tamam, yarın bu videoyu doğru düzgün çekiyoruz inşallah. Tamam mı, konu ne, konuyu söyle. Tinder maceraları. Yılbaşındaki şeylerim var benim şurada, maskelerim var, onları bir takayım geleyim hemen. Seçmeden herkesi beğenirsen çok saçma bir şey çıkıyor ki. İnsan bir tane tripod alır ya. Senin kuzenin YouTuber olmuş, bir tane tripodun yok. Islak bir poşetinde çekim yapıyorum. 90 kilo artık çirkin. Deme öyle. Çirkin ama 90 kilo çirkin. Ve beğenmiyor. Ulan neyi beğeniyorsun sen? Seni mi beğenmiyor? Ya beni ya da işte. Ağrına mı gitti? Ağrıma gitmedi hani, kıstas ne? Yarın bunları anlatacak mısın acaba? Söyle bana. Benim çevrem çok yıdırgar bilmem ne. Niye profil açtın o zaman? Kötü bir şeyde senin ne işin var? Tinder kötü bir şey. Tinder kötü bir şey değil, güzel bir şey. Bado, pembe panjur, Tinder. Üçünde de profil açtın. Yemin et ben YouTube hesabıyla. Bak yerlerini bilmiyordum. Bak pembe panjurda, Tinder'da insanlar tamamen... Bado. Bado. Bilmiyorum. Kimin yamuk olduğunu bilemezsin ki zaman geçmeden. Herkes orada bir sanal hayat yaşıyor. Her şey gibi. LinkedIn'de de insanlar şey değil mi? Oranın müdürü, buranın bilmem nesi. Gitmek var ama. Bu ev benim olmalı. Git buradan Emre.
Burası benim evim. Ne mendi buraya? Kıza kahve yapıyor sabah kadar unutmamış bir. Gülüyor mu uyandığımdan beri mendi burada ya. Aha baret buldum. Emre içeride çalışıyor. Uyandayım, çalışmaya başladım. Kafam hala açılmadı. Keşke o sohbeti çekebilseydim. Sabah 4'e kadar falan Emre benimle uğraştı bir kere. 2,5 senedir evden çıkmadığım için böyle oldu. Selami. Bak Selami. Zeki Bey günaydın. Böyle çekeceğim. Ama şey sesi kaydetmiş değil mi? Hayır kaydetmemiş. Şeyi bir denesene. İzleyeceğim şimdi kaydediyor şu an. Neyse. Olsun manuel kullanırım ben de. Şahane oldu Emre. Bu benim işimi ciddi çözer. Tık uyandık. Tık elimizi yüzümüzü yıkadık. Göz altlarımızı silmedik tık. Onu da silince mis. Evin ilk kuralı bunu kapalı tutmak. Kesinlikle. O en büyük bir gün ben buraya yeni taşındım. Bir geldim kedi amcamız oraya yapmış. Güzel şöyle yeni. Kömenli. 3 günde linç yiyeceksin hayvan hem de. Severler. Kedi köpek de hayvandır. Koyun kuzu da hayvandır. Şuraya 2 tane koyun aldığımda laf yapıyorsunuz ama kediye bakınca hiç sesiniz çıkmıyor. Konuşun. 2 tane tavuk alınca niye laf ediyorsunuz da kedilere laf etmiyorsunuz? Çünkü tavuk olmaz sinek mı yapıyor? Ne var ya? Ruh hastası. Şimdi arkadaşlar biz kalktık. Bundan başka kıyafetim yok. Lan. Biz kalktık kahvaltı etmeye gidiyoruz. Dön beni de göstersene benim bir lohum olacak. Bu senin bir lohum değil. Şimdi şunu rezilliğine bir bakalım. Kıskanç göbeğini içine çek. Kahvaltıya gideceğiz ama çenesinden duruyor. Sabah 6'ya kadar beni uyutmadı. Çok çirkin görünüyorsun. Seni videoya koymayacağım. Çekti kafayı. Ondan sonra sarhoş oldu. Ondan sonra sabah 6'ya kadar uyutmadı arkadaş. Yani böyle bir şey olamaz. 4. Yani bir daha yok abi yok. Böyle sarhoşları çekemem ben ya. Ben sarhoş değilim. Ben sarhoş değilim. Hadi. Neyse görüşürüz kahvaltıya gidiyoruz. Hadi öptüm hepiniz. Emre beni bıraktı gitti. Şimdi benim yazlıktan geldiğim için tabii ki şehir kıyafetim yok. McDonald's'ta kahvaltı yapacağız. Çok iyi gerçekten. Harika bir kahvaltıcıya geldim. Şahane. Tuzla merkez. Rahat olsun herkes. Bıktı benden, bıktı. Bayağı yataktan kalktık kıyafetle dışarı çıktı. İnanamıyorum gerçekten. Doğallık da son nokta. Organik. Bak burun düzgün olsa, dudakları azıcık şişirsek giderim var bence. Değil mi? Burnum ama sana şişir. Ne yaparsak yapalım. Hiçbir şekilde giderin yok Emre. İzleyicilerimiz karar versin. Var mı yok mu? İzleyicilerimiz. Ruh hastası. Challenge çekeceğiz değil mi Emre? Montajda her şeyi silmek zorunda kalacağım senin yüzünden. Bana da al ne aldıysan. Kafenin adı Oğuz Kafe. Fırında has fırın. Oradan börek simit falan alıyorsunuz. Geliyorsunuz burada çayınızı içiyorsunuz falan. Çok güzel. İkisi de çok güzel o kadar. Yine mi iş telefonu? Yine iş telefonu. Hep iş telefonu. Hep bir iş telefonu. Bu arada Tuzla'ya gelirseniz burada kahvaltınızı yapın. Kahvaltı denen şey keyif demektir Emre. Böyle yapılmaz. Karnı doyurup kalkıp eve gidemezsin. Benim için öyle bir şey söz konusu değil. Mağara adam mağara. Ben peynir yemem, zeytin yemem. Kahvaltıyla işim yok. Sadece karnımı doyurmak yoksa. İzabel ya seninle mezar yapar mı? Gecemi gündür zaten sigarayı bırak. Bak bildiğin marinaya gelmişiz. Kahvaltımızı yaptık ama kahvaltı bittiği gibi kaldırdı beni eve götürüyor ya. Şu müziği kapat Allah aşkına. Allah'ım bulutlara bak.
Deniz gümüş gibiydi az önce. Köşe var ya. Isabel ya. Evet. Eskiden şeymiş. Bu önemli bilgiyi bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Deniz muhteşem görünüyor. Ve bulutlar pambık gibi. Tipolog. Aha, emniyet kemeri takmış. Ya ötüyor, onun için takmış. Şimdi. Yo, olur mu? Ne güzel, muhteşem örnek bir insansın şu anda. Camları kırık, yıkık, döküp. Bunlar niye böyle? Niye bunlar böyle? Niye böyle? Tuzla'daki bu evler, insanlar ev tutamıyorlar. Paraları yok. Buralarda yaşatsanız da insanlara. Bu proje 25-30 milyonuna sattılar. Doğrudur, ne yapayım yani. Bak 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 bak, bu kadar ev var, bu kadar yer var. Hepsi de boş. Yazık ya, yazık yazık. Yorulmadın o çene. Senin çenenin tavanı... Sürekli küfür ediyorsun, çok ayıp. Herkes seni çok ayıplayacak. Duydun mu? Arkadaşlar, Canan'a talip varsan vazgeçsin. Manyak konuşuyor. Adamın kafasını mikiyor. He. Ona göre. Haberiniz olsun. Kadın dırdırı loading. Erkeklerin ihtiyacı olan kadın, şey bu olmasaydı hani, Tanrı böyle yaratmazdı. Arkadaşlar, normal kadın dırdırı bir yere kadar çekilir. Canan çarpı 5. Alakası yok. Hep susuyorum. Hep içime atıyorum. Yeminle size 5. Şu an herkes görüyor ki ben hiç konuşmuyorum. Günahımı aldı. Neyse, kapatayım da konuşayım. Söyle bakayım Emre, ben ne oldum? Ne? Ninja kaplumbağa oldum. Benimle görüşme kesti. Hadi canım. Niye? İğrenç bir şey yani, şaşırdım kaldım. Senin nasıl bir şeyin var? Hiçbir şeyim yok. Profilden hani kısa, benim şeyde bakmış. Mı? Hayır, yok. Kalbimi yakma. Günah değil mi? Yazık değil mi? Beni yalnız bırakma. Kaçırdım ya. En güzel şeyleri çekemem. Benim şimdi bunu çekmem lazım. Neden? Biz çünkü dövme yaptırmaya gidiyoruz. Kız istemeye gider gibi giyinmemem gerekiyordu. Komple olayları yanlış gerçekleştiriyorsun Emre. Emre, dışarıdan çok saçma görünüyoruz. Farkındasın değil mi? Yok. Ay, kötü görünüyorum o açıdan, çekme beni. Bakayım nasıl çıktım, sakın onu kullanma. Neydi bunun adı Emre? Kızın adı ne? Laura Decker. Laura Decker. Laura. İşte yavaş yavaş heyecanlanmaya başlıyorum. Uyandık. Yağmurlu İstanbul. Dün gece o kadar çok zıpladık, eğlendik ki benim sesim kısılmış. Şimdi de belgesel izliyoruz. Birazdan Emre'yi IMSM'i izleteceğim. Ağlayacak muhtemelen. Belgesel, biz kahvaltımızı yapalım, ondan sonra mahvedeceğim onu. Sanırım faranjit, larenjit ailesinden bir şey oldu çünkü varvenciklerim şişmiş durumda ve sesim çok tuhaf çıkıyor. Çok güzel kokular geliyor mutfaktan. Emre muhtemelen kahvaltı hazırlıyor şu an, yani pişiriyor herhalde. Muhteşem bir belgesel izliyorum. 14 yaşında yelkenliyle dünyayı gezen bir kız belgeseli. Of, çok güzel. İzleyin.
14 yaşında dünya turu yapıyor. Karayip Denizi'nde en küçük miktarı o havuza atacak. Ya da devletler zorunlu kesip o havuza aktaracak. Ondan sonra da o parayı tüm dünyadaki en fakir insanlara dağıtacaklar, ölçecek, bölüştürecekler. Hı. Paraya baksana bak, milyarlarca lira olur. Herkes de zengin olur. Ya da bir sistem olacak, tüm dünyadaki bütün mal varlıkları herkesin ellerinden alınacak, eşit olarak. Küba mı onun dünya? Eşit olarak bölüştürülecek, tüm dünyaya dağıtılacak. Herkes de eşit para miktarı. Kimsenin işine gelmez ki bu. Gelmez. Ben senelerdir yaptıramadım ama 3 dakikada dövme yaptırmaya karar verdim. Evet. İşte. Artık gidebiliriz. Oraları kapatırsan iyi olur. Geliş kıl, görüşürüz. Zorla köpür işte. Canım kendim. Çok düzgünsün maşallah. Ekmek almaya gider gibi dövme yaptırmaya gidiyorsun. Bir sene düşüneceksin, kime yaptırayım, ne yaptırayım, nerede yaptırayım, daha önceki dövmeleri nasılmış. Bak, o kadar kararsız olursan hayatta hiçbir şey yapamazsın. Bir şeyi yapacağım, hadi diyecek, kalkacağım, yapacağım. Hiç uğraşmıyorsun. Şimdi dövmesi iğrenç olursa bunun üzerine tekrar konuşacağız Emre'yle. Hiç sıkıntı yok. Bakalım yani nasıl yaptığıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Kafede bir tane kıza sordu, dövmelerinizi nereye yaptırıyorsunuz diye. Sormadı, sordurdu, ben sordum. Ben şimdi sordum. O dövmeciyi bulduk, ona gidiyoruz. O kız bul bizi. O kız bul mu bizi? Senin canın yanmıyor bize. Ne yapıyorsun şu anda? Acı suyunu salıyor. Yeşil yeşil bir şey var üstünde. Bal, hardal, hardal. Bal, hardal? Şimdilerde madem işte. Cennete falan düşmüş olabilirim. Aman Allah'ım. Çiğ şeyleri sevmem. Kuru et. Mango. Bakayım dövmenin Emre. Döndüremiyorum, bu tarafa git. Ben sana bu tarafa yaptır dedim değil mi? Tamam. Yan netlemiyor ki. Niye sussana, çalışıyorum burada ben. Bilmiyorum. Niye netlemiyorsun? Ne yapıyorsun acaba? Anı bırakıyorum. Anı topladım. Herkese yaptım. Görmüyor musun? Ben göremiyorum. Bu gidecek zamanı buldu. Onlar artık şeyden hoşlaşıyor. Oturdukları yerde. Sıkıntısı V değil kanayakısı yani. Yüze yakın. Saftır mesela. Ondan saf derler, evet. Ama işte ilk tekne için efsane bir şey. Bak efsane, bunu videoya koymazsam olmaz. Gerçekten cennetten buraya geldiğimden beri kombine falan almış gibiyim. Hani yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Emine bize yemek karşılığı verdiği ceza. One, two, three, four.
kendileri karabesi eğitiyorlar ama gördüğünüz gibi tek tek söylemeyle biliyorlar. Kötü bir şey değil, görsel olarak da güzel olan şeyleri seviyorum. Bir ikincisi hamburger yedim diye bana karabesi eğitiyor. Yapacak bir şey yok. Kendisi aynı zamanda bir taraftan yiyor, bir taraftan şarabını içiyor. Gördüğünüz gibi şarabın dedisi karabes. Ya şarap çok teşekkür ederim. Gördünüz, size şöyle bir sorusu yöneltiyoruz. Kaldığınız süre boyunca yediğiniz en güzel yemek hangisiydi? Hepsi. En güzel. Mamur yemeği.